hemşerilerim. Sevgili hemşehrilerim, sevgili Rizeliler, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum ve bu güzel buluşmaya, bu ahde vefa toplantısına iştirakiniz için, sevginiz, coşkunuz için, hemşehrinize, kardeşinize sahip çıktığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ata yurdum, ana yurdum, Rize ile iftihar ediyorum. Rizeli olmakla iftihar ediyorum. Her fırsatta sıla-i rahim yapmak için Rize'ye, Güneysu'ya gidiyor, yakınlarımla, hemşehrilerimle kucaklaşıyor, hasbihal ediyorum. Sizin güveninize, itimadınıza layık olabilmek benim için mutlulukların en büyüğüdür. Rize, millete hizmet yoluna çıktığımız ilk günden beri hep yanımızda oldu. Bilhassa son cumhurbaşkanlığı seçiminde 81 il içinde %81'lik oy oranıyla şahsıma en yüksek desteği veren şehir olarak ilk sırada yer aldı. Böylece Rize tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanı çıkarmış oldu. Hem de Türkiye'nin milletin oyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanını çıkarma unvanını elde etti. Seçimin hemen ardından 11 Ekim'de Rize'ye giderek hemşehrilerime bizzat teşekkür ettim. Bir kez de buradan, İstanbul'dan Rize'ye, Rize'deki, İstanbul'daki ve diğer şehirlerimizdeki hemşehrilerime şükranlarımı ifade ediyorum. Allah nasip ederse 11 Mayıs'ta yine Rize'deyim. Toplu açılışlar yapacağız. Toplu açılış töreniyle beraber o gün hem Rize, ardından da Trabzon'da olacağız. Sizler benim yüzümü hep ak çıkardınız. Allah da sizin her işinizden yüzünüzün akıyla çıkmanızı nasip eylesin. 12 yıllık başbakanlığım döneminde sizleri hiç mahcup etmediğime inanıyorum. İnşallah cumhurbaşkanlığım döneminde de sizleri mahcup etmeyecek, sizlere mahcup olmayacağım. Rize sadece havasıyla, suyuyla, yeşiliyle değil, çayıyla değil, aynı zamanda insanların çalışkanlığıyla, mertliğiyle, delikanlılığıyla, sözünün eri olmasıyla, inancına bağlılığıyla da öne çıkan bir şehrimiz. Biz de Rize'den tevarüs ettiğimiz işte tüm bu özellikler sayesinde ülkemizde ve dünyada dikkatle takip edilen çalışmalar ortaya koyduk. Farkımızın Rizeli olmamız olduğunu da her fırsatta gösterdik. Bundan sonra da Rize insanının yiğitliğinden,
azminden, heyecanından aldığımız ilhamla inşallah aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Sevgili hemşehrilerim, değerli kardeşlerim, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalının spikeri Rize'ye gitmiş. Bunu duydunuz mu yoksa? Orada bir program yapıyor. Oradaki hemşerilerime güya benim aleyhimde, hizmetlerimiz aleyhimde bazı şeyler söyletecek. Hemşerilerimden laf alamayınca araya girip kafasındakileri kendi söylüyor. Ama benim hemşerilerim meydanı boş bırakır mı? Erkeğiyle, kadınıyla çıkıyor, çatır çatır tüm gerçekleri, tüm doğruları mikrofona ifade ediyor. O televizyon spikeri hemşerilerimin sözlerini dinlemek yerine önce ara veriyor, sonra da yayını tümden kesiyor. Değerli kardeşlerim, işte bunların maalesef yapısı bu, karakteri bu. Bunların dertleri milleti dinlemek değil, kendi söylemek istediklerini oradaki insanların ağzından almaya çalışıyorlar. Yahu Rizeli bu oyuna gelir mi? Nitekim gelmedi. Hepsi de aslanlar gibi yapılan hizmetleri bir bir anlattı. Muhalefet partilerinin hesapsız kitapsız vaatlerinin ipliğini pazara çıkardı. Hepsinin de diline sağlık, gönlüne sağlık. Gazeteci, televizyoncu kisvesi altında muhalefetin borazanlığını yapanlar inşallah bu örnekten gerekli ders almışlardır. Bu hadise aslında bizim 40 yıllık siyasi hayatımızda verdiğimiz mücadelenin bir özeti. Değerli kardeşlerim, biz manşetlerle çarpışa çarpışa bugünlere geldik. Manşetlerin desteğiyle gelmedik. Bakın az önce değerli başkan olsun, değerli bakanımız olsun bir şey söylediler. Muhtar bile olamaz başlıklarını atanlar bunlar değil miydi? Bunlardı. Ne oldu? Kudret kuvvet sahibi olan Allah. İrade millette. Millet iradesini ortaya koydu ve kaderin üstünde bir kader vardır denildiği gibi o kader tecelli etti. Onlar 40 yıl boyunca hep bizi, sesimizi kısmaya çalıştılar. Milletimiz ise görüşlerimizi, düşüncelerimizi bizim adımıza çok daha gür seda ile ifade etti. Bizim sözümüz medya değil, millet oldu. 1994 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığım sırasında da bir televizyon kanalında yine böyle bir tezgah kurmuşlardı. Neler yapmadılar? Üsküdar'da oturduğum evimin imarının olmayışından hareketle beni köşeye sıkıştıracaklarını sanıyorlardı. Değerli kardeşlerim, biz zaten bu sorunları çözmek için geliyorduk. Belediye başkanlığına bunun için bizler aday olmuştuk. Nitekim İstanbul halkının desteğiyle göreve geldik ve bu sorunları peyderpey çözmeye başladık. Şimdi de hamdolsun gerek başbakanlığın döneminde, gerek cumhurbaşkanlığı döneminde, bakın kentsel dönüşüm ve değişimlerle bunları çözmenin gayreti içindeyiz. Hukuksuz ve adaletsiz şekilde cezaevine girdiğimde o başlıkları atan manşetlerden sevinç naraları çıkıyordu.
Başbakanlığım döneminde de her fırsatta aynı tavrı ortaya koydular. Bugün de hala %52 oyla Cumhurbaşkanı olmuş şahsıma, %50 oyla ülkeyi yöneten iktidara, onun kadrolarına karşı bitmek tükenmek bilmeyen bir kinle saldırıyorlar. Sorsanız tarafsızlar. Sorsanız objektif davranıyorlar. Ama hepsi amigo. Amigo. Kardeşlerim, ülkemize ve dünyaya ideolojik saplantılarıyla bakıyorlar. Bizimle değil, milletimizin tarihiyle, kültürüyle, değerleriyle, inançlarıyla sorunları var. İşte bakın, bu ara tuttular, malum ana muhalefet İmam Hatip okullarını kapatmaktan bahsediyor. Bakıyorsunuz bir diğeri Diyaneti kaldırmaktan bahsediyor. Bakıyorsunuz Kudüs Yahudilerindir diyor. Bakıyorsunuz Taksim bizim Kabe'mizdir diyor. Bunlar rotayı şaşırmışlar. Bunlar istikameti şaşırmışlar. Kardeşlerim, bu millet Kabe'sinin neresi olduğunu gayet iyi biliyor. Ve ben inanıyorum ki Taksim'i Kabe olarak gösterenlere 7 Haziran'da Kabe'nin neresi olduğunu gösterecektir. Değerli kardeşlerim, mahalli seçimler öncesinde başında bulunduğum siyasi partinin mitingine katılanlar için yayınlanan iğrenç yazıyı unutmadım. En başından beri köşelerinde milletimize göbeğini kaşıyan adamdan bidon kafalıya kadar etmedik hakaret bırakmayanları çok iyi hatırlıyoruz. Kardeşlerim, başörtülerinden dolayı hakarete uğrayan, hatta saldırıya maruz kalan kızlarımızın, kadınlarımızın yaşadıklarını gayet iyi biliyoruz. Üniversiteye sokulmuyorlardı. Hatırlayın. Orta öğretimde imam hatiplere dahi sokulmuyorlardı. Ama hamdolsun, o devir artık kapandı. Şimdi artık üniversiteye başörtülü olarak kızlarımız giriyor mu? Katsayı kalktı mı? Değerli kardeşlerim, kotalar kalktı mı? Artık başörtülü kızlarımız, imam hatipli kızlarımız istedikleri üniversiteye gitme şansına sahip mi? Gerçek bu. Öyleyse şimdi üzerimize düşen görevi de hep birlikte yerine getirmemiz lazım. Türkiye'nin hizmetkarı oldukları vesayet odakları değil, milletin bizatihi kendi temsilcileri tarafından yönetiliyor olmasını hala hazmedebilmiş değiller. Hiçbir zamanda hazmedemeyecekler. Yıllarca bu ülkeyi diledikleri gibi yönetmeye, yönlendirmeye alışmış olan bir avuç azınlığın sözcülüğünden asla vazgeçmeyecekler. Kardeşlerim, demokrasi, özgürlükler, hukuk, adalet, hak gibi kavramlar onların sadece söylem olarak kullandığı, istismar ettiği ifadelerdir. Bu kavramların özünü, ruhunu hiçbir zaman hazmedemediler. Mesela Rize onlar için sadece çay üretilen bir yer. Rizeli de çay üreten kişi. Aynı durum diğer şehirlerimiz, oralarda yaşayan vatandaşlarımız için de geçerli. Rizeli kardeşimin
bu sınırın ötesine geçmesini kesinlikle istemezler. Rizeli kardeşimin bu anlayışla yıllarca nasıl savaştığını, kavga ettiğini gayet iyi biliyoruz. Yıllarca bu ülkenin evlatlarının eğitimine, bürokraside, ticarette, sanayide, dış ticarette, kültürde, sanatta, sporda, velhasıl hayatın her alanında varlık göstermesine engel oldular. Kardeşlerim, Rize hamdolsun iktidarımız döneminde tarihinde görmediği yatırımları gördü. Artık Samsun'dan ta Sarp'a kadar sahil yolumuz gidiyor mu? Gidiyor. Değerli kardeşlerim, eğitimde tarihinde görmediği yatırımları Rize aldı mı? Aldı. Üniversitemiz var mı? Var. Üniversitemizi daha da inşallah nitelikli hale getiriyoruz. Ve değerli kardeşlerim, sağlıkta üniversitemizin zaten kendi tıp fakültesi var. Ayrıca devlet hastanesini de inşa ettik mi? Ettik. Açılışını yaptık mı? Yaptık. Artık Rizeli diğer illere pek muhtaç olmaz hale geldiği gibi Artvin'e filan da hizmet vermeye başladı. İnşallah şimdi önümüzde ne var? Allah nasip ederse Artvin ve Rize'ye hizmet verecek olan havalimanı var. Onun adımı atılıyor. Başbakanken bütün çalışmalarını yaptık. Hayati Bey, Nusret Bey bizzat bu süreci de takip ettiler ve inşallah yakın zamanda orada da temel atılıp havalimanına kavuştuğumuz anda ta Sarp'a kadar, Artvin'e kadar bizim vatandaşlarımız çok daha kısa bir zamanda uçağa ulaşıp gitmek istediği yere gidebilecek. Bugün ülkede değerli kardeşlerim, siyasette, ekonomide, bürokraside en tepeden en aşağı kadar kim var diye baktığınızda Anadolu'nun dört bir yanındaki köylerden, kasabalardan, şehirlerin kenar mahallelerinden çıkıp gelmiş insanlar olduğunu, onların evlatları olduğunu görürsünüz. Anadolu'nun dört bir yanından çıkan iş adamları artık Türkiye sınırlarını da aşıp küresel düzeyde başarılarıyla herkesi kendilerine hayran bırakıyorlar. Kurumların en tepe noktalarından en alttaki uzmanlarına kadar tüm kademelerinde bu insanlar söz sahibi. Türkiye'nin tarihinde her alanında milletin temsilinin bu derece yaygın olduğu hiçbir dönem yaşanmadı. Rize'nin güney suyundan cumhurbaşkanı, Konya'nın taş kentinden başbakan çıkması istisna değil, yaygın olanın örneği haline dönüştü. Kardeşlerim, işte sırça köşklerde değil, kerpiçten, taştan, ahşaptan evlerde yetişmiş, kolejlerde değil, İmam Hatip Okulu'ndan yetişip gelmiş, mahalle okullarında eğitim görmüş insanların buralara gelmiş olması biliyoruz ki onları rahatsız ediyor. Yeter ki bu milletin daha çok evladı siyasetten diplomasiye kadar her alanda başarıyla görevini yürütsün. Varsın onlar, kusura bakmasınlar. Rahatsız olsun, hiç önemli değil. Bizim için bu millete hizmetkar olanlar önemli. Bu millete bidon kafalı diyenler değil, göbeğini kaşıyanlar diyenler değil. Değerli kardeşlerim, işte yola çıktık. Bakınız, 230 milyar dolar milli geliri vardı bu ülkenin. Şimdi
800 milyar dolar milli gelire sahip. Nereden nereye geldik? Bu durup dururken olmadı. Çalışarak oldu. Bitmedi. Bizim ihracata dayalı bir ekonomik anlayışımız vardı. 36 milyar dolardan aldık, 158 milyar dolara çıktık. Diyorlar ki ülke çok borçlu. Milli gelire oranla hesaplanır. Biz geldiğimizde değerli kardeşlerim, Türkiye'nin milli gelire oranla borcu %73'tü. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? %36. Bak nereden nereye düştü. Değerli kardeşlerim, bitmedi. Devletin borçlanma faizi neydi biliyor musunuz? %60. Şimdi tek haneli rakama düştü. Enflasyon %30. Şimdi tek haneli rakama düştü. Değerli kardeşlerim, bunlar bankaları ne yapmışlardı? Boşaltmışlardı. Şimdi böyle bir durum yok. Şimdi böyle bir durum yok hamdolsun. Niye? Adım adım takip ediyoruz. Asla böyle bir şey yapamazlar. Ve biz bu ülkede bu mücadeleyi sürdürürken benim vatandaşımın satın alma gücü de her gün arttı. Şu anda evindeki televizyonundan, çamaşır makinesinden, buzdolabına kadar hepsinde bakıyorsunuz sürekli bir yenilenme. Araca bakıyorsunuz ne durumdaydık? Şimdi araç alımlarında, otomotiv satışlarında farklı bir yapı. Nerelerden nereye geldi? Bu Türkiye'nin refah düzeyinin nasıl yükseldiğini gösteriyor. Milletin evlatlarının gücü arttıkça Türkiye'nin geleceğine çok daha güvenle bakmaya başlayacağını biz biliyoruz. Değerli kardeşlerim, gücümüzün tek kaynağının milletimizin desteği olduğunu biliyoruz. Milletin safında yer aldığımız sürece bu desteğin artarak devam ettiğini bizzat tecrübe ederek gördük. İnşallah önümüzdeki dönemde de aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Çünkü bu millete eğilmek yakışmaz. Hiç endişeniz olmasın. Değerli kardeşlerim, Türkiye yine bir seçim arifesinde ve yine önemli bir yol ayrımında. 10 Ağustos 2014 seçimlerinin Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu hala anlamayanlar var. Cumhurbaşkanını doğrudan milletin seçmesiyle birlikte değerli kardeşlerim, ülkemizde bir dönem fiilen sona erdi. Türkiye'nin artık parlamenter sistemle yoluna devam etme imkanı kalmadı. Bu sistem darbelerle, muhtıralarla, krizlerle zaten bir hayli yıpranmıştı. Şimdi yeni bir arızaya mahal vermeden bu sistemi toptan değiştirme imkanı ortaya çıktı. Yeni Türkiye yolunda yeni anayasa ve onunla birlikte başkanlık sistemi için şartlar olgunlaştı. Artık yapılması gereken yeni anayasa ve başkanlık sisteminin içini doldurmaktır. Esasen 2011 seçimleri sonrasında bu konuda yapılan çok ciddi bir hazırlık var. Her ne kadar muhalefet partilerinin işi yokuşa sürmesi sebebiyle bu dönemde kurulan komisyonun çalışmaları sonuca ulaşamamış olsa da ortaya çıkan birikim küçümsenemez. Bakıyoruz, geçmişte başkanlık sistemi talep eden muhalefet partileri bile birdenbire bugün parlamenter sistem sevdalısı kesildi. Madem parlamenter sisteme bu kadar meraklıydınız, her 10 yılda bir darbeyle veya muhtırayla sistemin adeta canına okunurken niye sesiniz çıkmıyordu? Hatta ana muhalefet partisi
bu darbelerin ve muhtıraların çoğunu da bizzat destekledi. 27 Mayıs cuntacılarla birlikte maalesef CHP'nin eseridir. 12 Eylül'de en az zararı gören, hatta sırtı sıvazlanan yine maalesef ana muhalefetti. 28 Şubat postmodern darbesinde CHP'nin emeği herkesten çok daha fazladır. 27 Nisan bildirisine o bildiriyi yayınlayanlardan daha çok sahip çıktılar. En son 17-25 Aralık'ta yaşadığımız ülkenin seçimle iş başına gelmiş hükümetini emniyet ve yargı çetesi eliyle düşürme girişimine de coşkulu bir destek veren yine onlardı. Hatta başında bulunduğum partimin kapatılması olayında o günkü ana muhalefetin genel başkanı, düşünebiliyor musunuz? AK Parti kapatılacak, ana muhalefetin başındaki zat şunu söylüyor: İyi ki Ankara'da yargıçlar var. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunlar ortak bir mücadele vermesi gerekirlerken siyasi partileri nasıl kapatırsınız, bu soruyu sormaları gerekirken bunu yaptılar. Ve biz 2010 anayasa değişikliğini yaptığımızda dedik ki gelin partilerin kapatılmasını ortadan kaldıralım. Hani bugün diyorlar ya partilerin kapatılmasına karşıyız. Yalan söylüyorlar. Gelin dedik partilerin kapatılmasını ortadan kaldıralım ve meclisi terk ettiler, gittiler. İçimizden de maalesef 3-4 tane zayıf, zafiyeti düşük olan tipler çıktı. Onlar da meclisi terk edince 330'u yakalayamadık ve değerli kardeşlerim bunu millete götüremedik. Eğer o gün meclisten geçseydi bugün artık partilerin kapatılması diye bir şey söz konusu olmayacaktı. Biz bu mücadeleyi böyle vere vere geldik. Bu darbelerin ve darbe teşebbüslerinin hepsi de parlamenter sisteme yönelik değil miydi? O zaman aklınız neredeydi? Darbecileri destekle, ülkenin, milletin doğrudan seçimiyle bir devlet başkanı tarafından yönetilmesi söz konusu olunca aslan kesil. Hadi oradan ya. Siz başkanlık sisteminden diktatörlük çıkartmaya çalışacağınıza önce kendi utanç dolu karanlık geçmişinize bir bakın. Hadi kuldan utanmıyorsunuz, bari Allah'tan utanın ya. Tabii bunların derdi başka. Yeni Türkiye'de bu zihniyete, bu anlayışa yer olmayacağını çok iyi biliyorlar. Onun için bir eski Türkiye koalisyonu kurmaya çalışıyorlar. Değerli kardeşlerim, normalde birbirlerini yolda görse selam vermeyecek olanlar şimdi bir araya geldi. Başkanlık sistemi teklifimize karşı ortak cephe oluşturdu. Memleketin, milletin hayrına hiçbir meselede bir araya gelemeyenler, evet, söz konusu biz olunca maşallah hemen can ciğer kaymak oldular. Gerçi bunlar 10 Ağustos'ta da benzer bir ittifak kurmuşlardı biliyorsunuz. 14 parti bir araya gelmişlerdi. Ama milletten cevabını aldılar. İnşallah ben inanıyorum 7 Haziran'da da alacaklar. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz eski Türkiye koalisyonunun içinde paralel yapı da var. Bölücü örgütün güdümündeki partiyle el ele verdiler. Ana muhalefet partisinin de arkasına takıldılar, gidiyorlar. Dün bir olay yaşadım. Batman ve Diyarbakır'daydım. Önce belediye başkanlarının havaalanına gelip karşılayacaklarını söylediler. Ben de dedim ki ben de belediyeleri gidip ziyaret ederim.
Son anda dediler ki emir geldi. Ne emri? Dağdan, Kandil'den veya genel merkezden, neyse. Karşılamayacaksınız. Niye? Cumhurbaşkanı siyaset yapıyor. Tabii ben cumhurbaşkanıyım. Her partiye eşit mesafedeyim. Ama gönlümde tabii ki bir parti var. Bu tabii benim bireysel tasarrufum, ayrı bir konu. Ha, taraf olmaya gelince doğru söylüyorlar, tarafım. Ama ben milletin tarafındayım, milletin, bunu böyle bilmeleri lazım. Çünkü ülkede bir millete karşı olanlar var, bir de milli irade, milletle yürüyenler var. Ben milletin tarafındayım. Bir emri Pensilvanya'dan alıyor, öteki Kandil'den alıyor. Peşine düştükleri genel müdür ne yaptığını kendi de bilmiyor zaten. Tutuşturmuşlar eline bir şeyler, onları tekrarlayıp duruyor. Ama bu yolun sonu iyi değil. Bunlar hep eski Türkiye'nin alışkanlıkları. 2023 hedeflerine doğru yürüyen Türkiye'de bu anlayışa yer yok. Değerli kardeşlerim, şimdi soruyorum. Yeni Türkiye'ye evet mi? Yeni anayasaya evet mi? Başkanlık sistemine evet mi? Rize bütün bunlara hazır mı? Rizeliler Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlı mı? Ay maşallah. Bu sesi duymayana başka bir şey anlatmak mümkün değil. Değerli kardeşlerim, Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi eksiltmesin. Fakat bir şey bileceğiz biz. Nedir o? Bu ülkeyi bölmeye çalışanlara bizim bir cevabımız olacak. Biz ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Rabia, şöyle hep birlikte güçlü bir şekilde söyleyelim. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İnşallah bu yolda böyle yürüyeceğiz. Şimdi sizleri yordum. Şöyle oturduğunuz yerlerden bayraklarınızda bir kalkarsanız şarkımızı da söyleyelim ve noktayı koyalım. Hazır mıyız? Maşallah. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Rize'yi hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Kalın sağlıcakla.